Türkiye-Fransa maçından haberin var mı abi? Evet. Güzel, 1-1 sonuçlandı. Evet. Bizim futbolcularımız attıkları golden sonra asker selamı verdiler. Fransa bakanı da buna ceza istedi UEFA'dan. Ve bu görüntüler karakteriz. Yayınlanmadı. İşlerine gelmediği için yayınlanmıyor. Doğru. Ne düşünüyorsun abi bu konuyla ilgili? Ne diyeyim? Ayrımcılık yapıyorlar, bizi dışlıyorlar yani. Kendini medeni görüyorlar ama bence medeniyetsizliğin beşiği orası yani. Bilmiyorum. Sence bizim futbolcularımız bir sonraki maçta yine aynı şeyi yapmalı mı abi? Aynısını daha fazlasıyla yapmalı. Daha fazlasıyla. Özellikle Merih Demiral müthiş bir karakter. Bayıldım o yerden yere düşüp düşen formayı alıp 3 defa öpmesi. İnanılmaz bir duygulandırdı yani beni, bilmiyorum. Çok teşekkür ederiz abi. Ne demek çok kardeşim. Bir de kardeşim benim, Suriyeliler kendi ülkelerine defolup gitsinler artık. Yani şu an yanımdan geçiyor. Sinir sistemim alt üst oluyor. Bizim orada pırıl pırıl çocuklarımız şehit olurken onların burada nargile kafelerde dolanması benim çok ağrıma gidiyor. Tamam mı? Yani bizim 20 yaşında çocuklarımız şehit olurken Suriyelilerin burada cirit atması benim zoruma gidiyor kardeşim. Bir an önce defolup gitsinler ülkemizden. Fransa bakanı da buna yaptırım ceza istemiş abi. Uygun bir davranış değil demiş asker selamı evet. için. Ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Efendim, onlar ne kadar dağlara, taşlara haç işareti dikseler göğe her baktıklarında hilali görecekler. Şimdi bu, biz Osmanlı torunu olarak yeniden bir şahlanış dönemine girdik inşallah. Bu şahlanışın neticesinde Avrupa bitecek. Almanya teknolojisini yenileyemeyecek. Amerika batacak ama şu aşamada petrolü kontrol edecek. Rusya doğalgazı kontrol edecek. Türkiye bölgeyi kontrol edecek. Ama 2,5-3 sene içinde inşallah Amerika mecburdur Türkiye'ye Orta Doğu'yu teslim etmeye. Kafkasları, Balkanları teslim etmeye. Çünkü bütün dünya mazlumları, Müslüman olsun, Hristiyan olsun, kafir olsun, dinli olsun, dinsiz olsun, bir tek şeyi bekliyorlar. Osmanlı'nın torunu, yüce Türk milletini bekliyorlar. Biz şuurlanmamız, eğitime daha çok önem vermemiz gerektiğine inanıyorum. Mesela Türk aile yapısını kadın erkek ayrımı gibi göstererek, mesela anayasamızda ne yazıyor? Kadın erkek eşittir diyor. Ama Adalet Bakanlığı'nın şeyinde ne yazıyor? Kanununda kadının beyanı esastır diyor. Bununla kadın cinayetlerini, kadına istismarı önleyemezsin. Bununla arttırırsın. Onun için Türk milletinin yapısını bozmak istiyorlar. Türk milleti uyanık olacak, akıllı olacak, zeki olacak. Efendim, İngilizler bu dünyaya 150 sene hükmettiler. Cihan devleti oldular. Fransızlar 15 sene yapabildiler. Almanlar 3 sene yapabildiler. 1945'ten 2018'e kadar Amerika yaptı. Ama bizim dedelerimiz, sadece Osmanlı'yı sayalım, Selçukluları saymıyoruz. Osmanlılar 300 sene cihan hükümdarı yaptı. Efendim, Osmanlı'yı diyorlar ki Araplara şunu yaptı, bunu yaptı. 600 sene bir devlet, bir devletin halkın o devletin egemenliği altında kaldığı zaman ne olur? Her şeyini kaybetmiş olması lazım. Ama Osmanlı onların diline, dinine, ırkına, tarihine, hiçbir şeyine dokunmadı. Ama İngilizler geldi, 100 senede bütün Afrika, bütün Orta Doğu İngilizce konuşuyor. Çok yanlış. Şuna dikkat edelim efendim. Şu anda Türkiye'de en çok, en modern, en göze batan büyük yatırımlar, devlet yatırımları. Birincisi hastaneler, şehir hastaneleri, efendim şöyle hastane yaptık, böyle hastane yaptık. İkincisi de adliyeler, bölge adliyeleri, son model. Ama Osmanlı'da medreseler vardı. Medreselerle bu millet şaha kalktı. Ama Osmanlı'nın son döneminde medreselerden fen dersleri kaldırılarak din adamları cahil kaldılar. Bunun neticesinde Osmanlı'nın o son çıkış, rutuş dönemi elimizden koca imparatorluk gitti. Sadece biz Balkanları bir ayda kaybettik. Ne kadar acı. O kadar Balkan ülkesini biz bir ayda kaybettik. Bu aklımızı başımıza devşirmemiz lazım. Tarihimize, özümüze dönmemiz lazım. Ülkücü, burada ben sadece MHP'yi kastetmiyorum. Ülkücü demek lazım. Ülkü demek bir gaye.
gaye Allah-u Teala'nın rızasına uygun hareket etmesi lazım. Gençlerimizin bir elinde Kur'an-ı Kerim, bir elinde bilgisayar olup modern dünyada yarışması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bundan 1400 küsür sene önce ne buyurdular? İlim Çin'de de olsa gidin alın. Ama biz Avrupa'nın pisliğini aldık. Avrupa'nın rezilliğini aldık. Bu 1923 yılına kadar Osmanlı Devleti başkanlık sistemiyle yönetiliyordu. Gerçek başkanlık. Avrupalı başkanlık sistemine geçti. Bize 1923 yılından sonra neyi empezo etti? Parlamenter sistemi. Tıkandı. Uyduruk gaydırık adamlar geldi. Parayla, transferlerle siyasetçiler oldu. Fransa en çok niye zoruna gidiyor? Çünkü 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Orta Doğu'yu bölüştükleri zaman İngiltere'ye, Fransa'ya Suriye düştü. Lübnan düştü. Bazı ülkeleri bölüştüler. Avrupa ülkeleri Afrika'yı, Orta Doğu'yu bölüştüler. Şimdi kaybettiklerini anlıyorlar. Çırpınıyorlar ama sözümüzün başına dönelim. Her ne kadar haç dikerlerse diksinler, göğe her baktıklarında kıyamete kadar inşallah hilali görecekler. Ben o Fransa bakanını öperim, bir de buraya gelsin başka bir şeyler yaparım. Anladın mı abicim? Vallahi hani burası Türkiye, biz Türk'üz. Gereken dersi veririz her zaman herkese. Şeref sizler de onun için. Yani adamlar kötü bir şey yapmadılar ki, ne var onda yani? Yani bunda bir sıkıntı yok değil mi abi? Sıkıntı ne olabilir ki? Ne olabilir ki yani? Bir Türkiye olarak yani güzel bir şey. Yani yapmaları lazım. Biz futbolcularımızı destekliyoruz arkasında. Destekliyoruz tabii, ne demek ya? Tabii ki destekliyoruz. Teşekkürler abi. Teşekkür ederiz. Bayrak nerede varsa Türkiye orada var. Fransa Başbakanı ne yapmış? Kışına bir şeysine bir yandan batmış. Bu Türk bayrağının için gurur duyarım kardeşim. Şu vatanım için canım feda kardeşim yani, özür dilerim. Değil mi öyle değil mi kardeşim? Sonraki maçta yine asker selamı versin mi abi bizim? Tabii versinler tabii ya. Versinler kardeşim. Askerimiz için gurur duyarım kardeşim ya. Teşekkür ederiz ya, abi. Ben daha tabii ya yavrum, Allah Allah. Teşekkür ederiz ben abi. Ben neden şu dünyada bak, şu anda bak. Şu anda şerefsizim yavrum. Eğer beni asker arasına gitmezsem şerefsizim bak. 67 yaşında. Hem de vallahi bak. Hem de kral gibi yaparım, her şey yaparım kardeşim, her şey. Teşekkür ederiz abi, çok sağ ol, Allah ömür versin. Kendileri sahada şey çıkarıyorlar, günah çıkarıyorlar, her türlü işareti yapıyorlar, biz yaptığımız zaman yani suç mu yani? Çok güzel bir şey yaptılar. Evet, başka? Yani bu abi, bir sonraki maçta aynı hareketi yine yapmalarını ister misin abi? Onların derdi, her zaman yapacağız tabii o işi, her zaman yapacağız. Yani dünyaya yapacağız yani. Bak, atalarımız görüyor musun? Heykeli görüyor musun? Bak, Yıldırım Beyazıt, Osman Gazi. Ya Türk asker doğmuş, asker ölecek. Yani bizim bu kanımızda var. Onların derdi başka. UEFA'dan istemiş. İsteyebilir. Herkesin özgür hakkıdır. Ama hiçbir sonuç alamazlar. Çünkü biz güçlü bir ülkeyiz. Sözümüzün arkasında duran bir ülkeyiz. Boksörümüzden tutun futbolcusuna kadar, ülkede yaşayan her insana kadar böyle bir operasyonda her zaman bir olduk. Benim yaşım 65, ben 74 Kıbrıs Harekatı'nda yaşadım gençken. O yüzden bizim birlikteliğimizi her zaman çekememişlerdir. Ta Osmanlı'dan gelen bir güç kuvvettir Türk'ün kuvveti, Türk'ün azmi, Türk'ün yaptığı işler. O yüzden yani vardır kendilerine göre geçmişten aldıkları bir yara. O yaranın mutlaka kaşırlar. Çocuklarına da aktarırlar. Onlar onu yapmak zorundadır. Yapmazlarsa o bildirimi, o yaptırımı, o protestoyu yapmazlarsa ülkede saygın adam olamazlar. Onların görüşleri odur. Bir de bu görüntüleri yayınlamadılar abi. Yani farkındayım, biliyorum. Ama o görüntülerin yayınlanacağı tarihi bakan açıkladı. 14 Kasım'da İzlanda'yla oynayacağız. Allah nasip ederse çocuklar her attıkları golün sonucunda asker selamı verecekler. Ve o yayınladığımız, TRT'nin yayınlamış olduğu yayını herkes ister istemez seyredecek. O da onların tasarrufudur. Çok görmemek lazım. Ne demişler? Yarası olan kocundur. Yaraları çok büyük. Doğru Yol Partisi eski Bursa Belediye Başkan Vekili, Meclis Başkan Vekiliyim. Akşamki maçı da izledim. Asker selamı için ne diyorsun abi? Asker selamını... Her milletin kendine has değerleri vardır.
Bizim asker selamı en büyük, en güzel değerlerimizden biridir. Buna ne Fransa, ne Amerika, ne Rusya, ne İran karışamaz. Görüntüleri de yayınlamadılar. Görüntüleri yayınlamadılar. Çünkü Avrupa'da ben Türkiye'yi temsilen 50 defa Avrupa'ya gittim. Bütün her yeri çok iyi biliyorum. Avrupa'da ta Osmanlı'dan kalma bir Türk düşmanlığı var. Bakın Osmanlı düşmanlığı, Osmanlı zaten Türktü. Türk düşmanlığı var. O Türk düşmanlığını her şeyde öne çıkarıyorlar. Anlatabildim. Bir açıklık olsun diye onu öne çıkarıyorlar. Teşekkür ben şu anda Cumhurbaşkanlığı yerine olsam bütün hudutları açarım. Ne kadar Suriyeli varsa buradan bırak uçağa şeye de ben bindiririm, gemiye de ben bindiririm, kapılardan da ben bindiririm, onlara gönderirim. Ve arkasına şart koşarım. 20 yıldan beri, 30 yıldan beri, 50 yıldan beri bizi ortak pazar ve Avrupa Birliği'ne almıyorlar. Şimdi diyelim ki Avrupa Birliği'ne okey deyin, Türk insanları da sizin gibi girsin çıksın her yere, size onlar girip çıkıyorlar ya bize. Biz de onlarla serbestlikle girip çıkalım ve onları olduğu gibi oraya gönderirim. Ama yapmıyorlar. Yapmıyorlar yani. Teşekkür ederiz siyasetin, abi. Siyasetin de kendine göre değerleri var. Siyasetin de kendine göre menfaatleri var. Şimdi vatandaş bunların hepsini bilmez. Vatandaş bir gaza gelir, bakarsın senin gaza geldiğin belki Türkiye'nin aleyhine olur. Vallahi ne düşüneyim yani, adamın düşüncesini bilemem ki. Sizce asker selam uygun bir davranış değil mi? Yani bizde uygun tabii ki, bizim ülkemizde uygun da yani onların ülkesindeki düşünceleri nedir bilemiyorum. Belki bu savaş durumlarıyla da ilintili bir şey olabilir, bilemiyorum ki. Ya zaten bizim futbolcularımız savaş şu an askerlerimize destek olmak amacıyla böyle bir hareket yapıyorlar. Evet, mutlaka onlar da bunu bildikleri için karşı çıkıyorlar zaten. Yani öyle tabii ki. Doğal olarak öyle yayınlanmaması onu gösteriyor, ifade ediyor. Peki bir sonraki maçta yine aynı hareketi yapmalarını ister misiniz futbolcularımızın? Yani Türkiye'de yapsınlar ama diğer başka ülkelerin insanları yani ülkelerde bilemiyorum. Çok doğru olur mu olmaz mı bu tavırlarına karşı? Hak etmişler, en güzelini yapmışlar. Şu an Suriyeliler burada gezerken oğlum bizim askerlerimiz orada savaşıyorsa, şehit düşüyorsa orada onların hareketleri çok doğru. Asker selam asker vermeleri selam doğru yani. Verme. Doğru, bana göre doğru. Bir dahaki maçta yine yapmalarını ister misin abla bizim? İsterim. Hiç gayet normal yani, ne kadar güzel bir şey. Asker selam vermiş. Yani bunun için bize ceza uygulanmasını istiyor Fransa Bakanı. Çok ayıp etmiş. Sence futbolcularımız bir sonraki maçta yine yapsınlar mı aynı şeyi? Yapsınlar. Bence çok doğal. Yani bu ülkenin başarısı kimsenin işi bırakalı ki onlar sevinsinler, mutlu olsunlar. Ve çoğunluğa karşıyım bu konuda. Peki aynı hareketi sence futbolcularımız yine yapmalı mı abi? Bence değişmez bir kural olmalı. Ya özellikle Fransa'nın yaptırımına karşı, bu değişmez bir kural olmalı onlara karşı. Yani tamamen faşizm bir düşünce onların yaptığı. Orada bir gol sevincini yaşadı insanlar, oradaki bizim futbolcularımız ve bizim askerimize destek için bu şeyi yaptılar. Fakat Avrupa'nın bize İslam ülkelerine bakış açısı böyle olduğu için doğal karşılıyoruz yani. Bir sonraki maçta yine aynı hareketi yapmalarını ister misin abi bizim futbolcularımız? Aynen de, hiç kesinlikle isterim, aynı hareketi yeniden yapsınlar. Yani Avrupa Birliği'nin düşüncelerini biliyoruz zaten. Maalesef onlar her zaman kendi çıkarları ve menfaatleri doğrultusunda davranıyorlar. Ama hiçbir şey çıkmaz. Daha önce Ermeni tasarısında da cezalar geldi ama bir şey çıkmadı. Yine çıkmayacak inşallah. Askerlerimiz diyorum. Gerçi onlar da bizim askerimiz. Futbolcularımız aynı hareketi bir daha yapmalarını ister misin abi? Her zaman. Evet, görüntüleri yayınlamaları bir defa Fransız kalmak da. Şimdi ama Türkiye böyle bir şey yani... Ne şey var yani, ne zararı var ordusuna orada bir şey yapmasının, selam vermesinin. Yani. Avrupa her zaman çifte standart yapıyor. Bunda da öyle. Kendileri olsa göklere çıkarırlar o şeyi. Ama bize gelince Fransa'nın ne işi var şeyde, Suriye'de? Ne işi var? Suriye bizim komşumuz. Ve orada bir terör örgütü var. Bize tehlike oluştu. Tehlike arz ediyor. Biz onun mücadelesini yapıyoruz. Fransa ne yapıyor orada? Emperyal temeller. Ondan sonra çıkıp bize ders verecek. Hadi oradan demek lazım. Geçen maçta da galiba abi asker selamını vermişlerdi ve gene ceza istemişlerdi de bence gerek yok yani, araştırmaları lazım. Haklı yani, değil miyim?
Yani neyi araştırmaları lazım? Neyin ne olduğunu abi, yani durduk durmadık yerine neden ceza veriyorlar ki? Onların biz mesela marşını ıslıklayınca onlar bize lütfen marşımızı ıslıklamayın diyorlar. Ama biz onların marşını ıslıklamadığımız halde asker selam verdiğimiz için de adamlar bizim asker selamımıza ceza yazacaklarmış abi. Gerek yok bence. Bence bizim futbolcularımız yine yapmalı mı aynı şeyi? Bence gene yapmalılar abi aynı şeyi. Çünkü bu saygıdır. Merhaba. Merhaba abla. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim efendim. Allah iyilik versin inşallah. Gezmeye mi çıktınız? Evet, çıktık. Tamamdır. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.